Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içkiliydi bilmem ne reis ile sevgilisin. Evet maalesef bu konu hakkında konuşuyorum. <laughs> Bize ne Aydal diyebilirsiniz. Ele alma Aydal diyebilirsiniz. Ancak bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ne açıdan? Bizim açımızdan tabii ki. En sevdiğim olay ne biliyor musunuz? Şimdi bu daha da artacak. Çünkü Sıla biliyorsunuz Ahmet Kural mıydı o? İtici komedyen reis. Ahmet Kural değil mi? Arda Kural başkaydı. Leonardo da Vinci hangisiydi lan? Evet Ahmet Kural olması lazım. Onların kavgasından sonra aslında onların kavgası da ilk değil. Bundan önce daha düşük profilli gene sosyetik kavga, sosyete kavgası olup ondan sonra bunun da böyle kadına şiddetin sembolü falan şeklinde yansıtılmasının üzerine bu tür başka olayların çıkacağı zaten belliydi. Tabi sosyetik kavga da diyebilirsiniz bunlara. Ben alt yani hani alt right falan var ya alternatif anlamında, alternatif insan anlamında bunlara alt insan kavgası diyorum. Hatta desem mi demesem mi diye düşünmüştüm çünkü. Nasıl günün birinde Cem Yılmaz'la tanışacağız ya. Cem Yılmaz'la tanıştığımız zaman zorunlu olarak Ozan Güven'le de tanışacağız. Ondan sonra sen bana altı insan mı dedin? İçkiliydi bilmem ne muhabbeti yapsın da istemiyorum açıkçası. Diye düşündüm ama sonra bir daha düşündüm ve dedim ki büyük ihtimalle o zaman onun ömrü yetmez. Yazık an adama da alkolik muamelesi yapıyoruz ya. Belki adam doğru yolu buldu, idealist oldu, her şey olabilir. Öyle bir iki olay yaşadım biliyor musunuz arkadaşlar? Gençliğimde böyle çocukluğumda aramızın iyi olmadığı bazı arkadaşlar vardı işte mahalleden, okuldan falan. En son böyle hani bıraktığımızda kavgalıydık, iyi değildik falan. Sonra 10-15 sene sonra tekrar görüştük. Ben hani şey diyorum hava atacağım ben buna falan. Ne haber ben ünlü oldum falan diye. Adam böyle bir numaralı hayranım olmuş. Çıldırıyor yani. <laughs> Diyor ki sen bizim sesimiz o. Eyvallah tamam. Öyle çok olay yaşadım. O yüzden laf da etmek istemiyorum. Şimdi biliyorsunuz gelecekte illaki Cem Yılmaz'ın evinde falan karşılaşacağız kendisiyle. <laughs> Evet neyse geyi bırakalım deyince podcast bitti de. Hadi güle güle görüşürüz arkadaşlar. Sosyete kavgasının en sevdiğin yanını biliyor musunuz arkadaşlar? Aşırı seviyorum, aşırı götümle gülüyorum. Sosyete kavgasında mutlaka iki taraf birbirine küfreder, iki taraf birbirine bağırır, iki taraf birbirine saldırır. O ona vurur, o ona vurur. O ona vurunca dayak yiyen kadın taraf Fatma Gül triplerine girmeye başlar. Şiirler yazar, Twitter'da edebiyat parçalar. Sanarsın ki doğuda başlık parasıyla 50 yaşına verilmiş taze gelin. 17 yaşında böyle 50 yaşındaki kocasına her gün dayak yiyen taze gelin sanarsın. Ne bu girdiğiniz tripler sizin lan? Siz sosyetesiniz. Ne sizin? Yani sana ne kadar şiddet uygulanabilir? Uygulansa uygulansa. Sosyal medya uzmanısın sen bir de. Evet içkiliydi bilmem ne reis. Birinci hatam bu. Neden gidiyorsun da o kadar insan varken sosyal medya uzmanı ile birlikte oluyorsun? Bu şey gibi. Boşanma avukatıyla evlenmek gibi bir şey. Boşanma avukatları kızacaksınız biliyorum ama Boşanma avukatı sadece boşanma avukatı avukatıyla evlenebilir bence. Diğerlerinin götünü yiyeceğini sanmıyorum. <laughs> ne iş yapıyorsunuz? Ee, boşanma avukatıyım. Boşadığım kişiler kocalarının donuna kadar alıyor. Ha öyle mi? Ben bu tuvalete gideyim o zaman deyip 5. kattan tuvaletin penceresine aşağı atlarsın. Ya da şey gibi. Issız Adam diye vasat bir film vardı. Çok ünlü olmuştu. Ona bok gibi bir kısa film çektiler parodi olarak. Ana bir baktım okana mokana her yere çıktı böyle tamam mı? Gazeteye diyorum ne oluyor? O sırada biz de çünkü çekiyorduk. O yüzden kısa filmleri takip ediyordum. Sonra baktım adam bir özel üniversitenin reklam bölümündeymiş falan. Bu da onun gibi yani. Ne iş yapıyorsanız toplum mühendisiyim. <laughs> güle güle. Bilmiyorum iyi cesaret ya da çaresizlik mi diyelim. Ha bu arada tabii ki her zaman olduğu gibi faşist Efe Kadına burada şiddet uygulanıyor. Sen de kadına uygulanan şiddetle dalga geçiyorsun diyen arkadaşlar için şu haberi de okuyalım. Sputnik'te okuyorum. Oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla ilgili olarak bugün yeni bir gelişme yaşandı. Güven'in şoförü Hasan da ifade verdi. Şunları ileri sürmüş. Ozan Bey ve Deniz Hanım'ın yemek programları vardı. Ben çifti ve Deniz Hanım'ın arkadaşı Erdem Bey'i Bomonti'de bir mekanı bıraktım. Saat 22.30'larında geri aldım. Erdem Bey'i arkadaşına evi bırakmış. Ozan Bey'i arkadaşı Ramazan'ın evine çay içmeye gittik. Abi bizim Ramazan mı acaba? Ben de çiftle birlikte yukarı çay içmeye çıktım. Ramazan Bey eski kız arkadaşından konu açtı. Deniz Hanım da Ozan Bey'le tanıştığında bir sevgilisi olduğunu, Ozan'la ilişkiye başladıklarında ayrıldıklarını söyleyince Ozan Bey bozuldu. Olsun. Kadın yapar. Onun vücudu onun kararı. Ona bir şey diyemezsiniz. İsterse nasıl birlikte olduğumuzu da anlat dedi. Konu kapandı. Ozan Güven'i eve bırakıp ayrıldım. Gecenin 3 sıralarında yeniden telefon çaldı. Ozan Bey Deniz Hanım'ı eve bırakmamı istedi. Ben geldiğimde Deniz Hanım kapının önünde bekliyordu. Arabaya bindiğinde bir şeyler olduğunu fark ettim. Ne oldu diye sorduğumda Deniz Hanım çok fena tartıştık. Ozan yaralandı. Hemen arkadaşlarını ara ben bir şey yapmadım demeye başladı. Ozan Bey yaralı deyince eve geri döndüm. Arabayı park edip Deniz Hanım'a aracın içerisine beklemesini söyledim. Eve gittiğimde Ozan Bey perişan haldeydi. Yüzü gözü çizik içinde parçalanmış ve mahvolmuş bir durumdaydı. Bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi olay burada bitse Diğer tarafta hiçbir izmiz olmasa ne olurdu bu haber? Ozan Güven'le dalga geçme haberi olurdu değil mi? Biz hep şunu diyoruz işte çünkü kadınlar hep ezilmiştir. Kadınlar hep güçsüzdür o yüzden erkeklere böyle bir şey yapılınca... Da... iyi de bunlar sosyetik insanlar. Bunlar diyorum ya köyde kırsalda başlık parasıyla zorla evlendirilen gelinle onun işte kocası değil ki. Bunlar da artık fark ettiğinizi bilmiyorum. Kadın erkek eşitliği gelmiş durumda yani. Size gelmemiş olabilir de geldi. Neyse devam edelim. Deniz Hanım'ın yanına gittiğimde benden içeride kalan bazı eşyalarını almamı istedi. Şarj altı bilgisayar gibi eşyalarını Deniz Hanım'a bıraktım. Deniz Hanım bana inan bir şey yapmadım diye 3-4 kez tekrarladı. Bence öldü falan sanmıştır ya. Deniz Hanım için su aldım kendisini arkadaşın evine bırakmamı istedi. Tabii çok büyük ihtimal şey edecekler buna. Erkek dayanışması. Erkek olan Ozan Güven'i kurtarmak için böyle bir yalan söyledi. Tabii olabilir. Ancak şöyle de bir durum var. İnanmıyorum artık. Neden? Çünkü karşı taraf ne olursa olsun kadının söylediği doğrudur. Ne olursa olsun erkeğin söylediği yalandır. Karşı taraf derken feministlerden bahsediyorum. Böyle bir mantaliteniz olduğu için ben tam tersini düşünmüyorum. Ben erkeklerin dediği doğrudur demiyorum. Herkesin dediği doğru olabilir. Ama birçok konuda olduğu gibi biz orta yolu bulmaya çalıştığımız için fanatik taraf daha çok inandırıcı geliyor insanlara. Maalesef öyle. Din konusunda da öyle. Din konusunda mesela ben diyorum ki bir yaratıcının olup olmadığını bilemeyiz. Evet dinler yoktur ama bir yaratıcının olup olmadığını bilemeyiz. Doğru. Ama öbürü diyor ki kesinlikle var. Ve çoğu insan sırf ötekisi kesinlikle dediği için ona inanıyor. O yüzden arkadaşlar radikallik çıkıyor. Çünkü radikallik daha çok tutuyor. Benim daha çok taraftar toplamam için benim de kesin olarak diğer tarafa inanmam lazım. Bu konuyu buraya getirmemin sebeplerinden biri buydu. Aslında bunun üzerinden biraz beyin cimnastiği yapalım. Bir ikincisi de aslında daha önemli bir sebebi var. Onu da birazdan konuşacağız. Polis bizi çevirdi. Gerekli inceleme yaptıktan sonra yola devam ettik. Deniz Hanım beni aradı. Ozan nasıl oldu? Yanında biri var mı diye sordu. Ertesi gün Deniz Hanım beni yeniden aradı Bursa'ya gitmek için. Ozan benim arabalarından birini istedi. Vay birden fazla araban var ha. Hiç biz bindirmiyorsun ha. Biz gelsek bindirmezsin. Kesin bindirmezsin. Neyse Cemil Yılmaz'ın evinde tanıştığımızda soracağım bindirir misin diye. Deniz Hanım Ozan Bey'le görüşmek istedi. Ozan Bey Deniz Hanım'la görüşmek istemediğini belirtti. Oğlum burada esas kurban şoför lan. Esas kurban şoför burada. Kimse buna dikkat etmemiş. Allah kahretsin o durumda olmaktan nefret ediyorum ben. Eskiden gençken sevgililerin arasında abi keşke çıkıp şey deseydin şoför reis. Lan ben şoförüm. Ben sizin ilişki koçunuz değilim. Siktir gidin onun için veya ilişki koçluğu yapmamı istiyorsanız özel para verin seans başına. Ben bir şoförüm lan. Bana niye ilişki koçluğu yaptı? Niye araya sokuyorsunuz beni? Fanteziniz mi var? Niye beni araya sokmaya çalışıyorsunuz? Abi nefret ediyorum o durumdan ya. Yemin ederim bak burada burada zalim olan bu ikisi, mazlum olan da şoför. Kimse de bundan bahsetmemiş. Ben şoförün tarafını tutuyorum. Neyse bunun üzerine de insanım o zaman benimle görüşmezse karakola giderim şeklinde söylemlerde bulundu. Sonra öğrendiğimde Ozan Bey Deniz Hanım'ın kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar %90 sosyete kavgası. Bunda böyle işte yok kadına şiddet tripleri, yok Fatma Gül tripleriyle sosyal medyada biraz baz yaratmaya çalışıyorlar. Olay bu. Şoför reis umarım sana hak ettiğin maaşı veriyorlardır. Standart şoför maaşı kurtarmaz çünkü bence. Evet bu konuyu buraya getirmemin amacı neydi? Tabii ki birincisi ekşiciler tetiklenip beni ekşide gündem yapsın diye. İkincisi biz varoş kavgasıyla ya da çomar kezban kavgasıyla ya da sosyetik kavgayla kendi kavgamızın yani kendi ilişkilerimizde sevgilimizle ya da eşimizle yapacağımız kavgayı aynı olarak düşündüğümüz için bu tür olaylarda vay o ona vurmuş, o ona vurmuş. Çok büyük bir olay şeklinde düşünüyoruz ama değil. Neden? Çünkü bütün insanlar aynı değildir. Pakistan'la Hindistan'ın sürekli birbiriyle savaşması ile Amerika ile Rusya'nın birbiriyle savaşması aynı şey değil. Sizde bu durum nasıl oluyor arkadaşlar? Kavga durumu. Çok böyle bağırışma falan oluyor mu? Büyük ihtimalle yaşa göre değişiyordur. Daha gençken daha çok bağırmalı ya da şiddet içerikli kavga oluyor. Benim anlayamadığım belli bir yaştan sonra bile hala bu tür kavgaların devam etmesi. Bence belli bir yaştan sonra artık garip. Yani 30'dan sonra falan garip bence ya da 35'ten sonra diyelim. Çünkü insanların artık o zamana kadar edinmiş olduğu tecrübelerden bir şeyleri anlamış olması lazım ama maalesef insanların çoğunluğu anormal olduğu için sürekli aynı kavgalar tekrarlayıp duruyor. Bu ikili için bir şey demeyeceğim çünkü çoğu zaman iki taraf da birbirini hak eden taraflar oluyor. O yüzden bir tarafı tutup öteki tarafa düşme olmak çok saçma. Ancak bizim için bazen böyle insanlara denk gelebiliriz. Yani böyle kadınlara ya da böyle erkeklere denk gelebiliriz. Kadın taraf da olsak, erkek taraf da olsak iletişim en önemli olay. Her şeyden önce neden rahatsız oluyorsak trip atmak yerine onu söylememiz lazım. Açık açık sıkıntı neyse bunu söylememiz lazım. Mesela erkek taraf der ki ben arkadaşlarıma kampa gidiyorum kadın tarafta diyebilir ki ben öyle arkadaşlarla gece yatmalı kampa giden biriyle birlikte olmak istemiyorum. İki tarafta bunu açık açık söyler. İki taraf da karşımdaki için kendimden ödün vermeli miyim? Karşımdakinin istediğini kabullenmeli miyim diye düşünebilir. Eğer iki tarafta ödün vermeyecek durumdaysa da ayrılınır. Bu kadar basit. Herkesin kırmızı çizgisi vardır. Aynı şekilde mesela erkek şey diyebilir. Ben eski çıktıklarına kanki gibi takılmanı istemiyorum. Beni rahatsız ediyor diyebilir. Kadın da eyvallah zaten bunlar benim için çok önemli kişiler değil diyebilir. Ya da valla ben takılacağım kusura bakma diyebilir. Gördüğünüz gibi mantalite farklı bile olsa uyuşmuyoruz o zaman ayrılalım olay bitti. Bu çok önemli. Bunu niye sürekli yani niye ilişkilerle ilgili sürekli bir şeyler anlatıyorum. Hani hep mücadele etmekten bahsediyoruz ya arkadaşlar. Mücadelede başarılı olmak için her şeyden önce kendi eviniz, kendi kaleniz bir arada olması lazım. Her şeyden önce kendi içinizde mücadele etmemeniz lazım. Dışarıda başarılı olabilmek için. Tabi sadece bu değil. Sonsuz etken var. Ben mesela yeni fark ettim. Açken aşırı sinirli oluyorum ve bağırmasam bile gereksiz agresif şeyler söylüyorum. O yüzden bunu da fark ettiğim için açken mümkün olduğu kadar çenemi kapalı tutuyorum. Çünkü diyorum ki şu an sinirliyim ama yedikten sonra çok farklı düşüneceğim. O olayı da çözdüm. Bunlar dediğim gibi herkes için farklı büyük ihtimalle. Belki siz de aynısını düşünüyorsunuzdur. Açken eğer sinirliyseniz yemek yiyene kadar çenenizi kapalı tutun. Minimum konuşun yani. Hatta bazen sevgiliniz trip mi atıyorsun falan diye düşünebilir veya söyleyebilir. O zaman da açık açık söyleyebilirsiniz yani. Açken ben sinirli oluyorum. Yedikten sonra konuşuruz tekrar diyebilirsiniz. Dediğim gibi iletişim çok önemli. İletişim kurmak çok önemli. Sağlıklı bir ilişki çok çok önemli hayatınızda ilerleyebilmek için. Ama baktığınız bir süre birlikte olduktan sonra ortaya çıktı karşınızdaki kişi net Kezban. Bazı bir iki cümleden bile anlaşılır yani. Mesela sen ne biçim erkeksin falan demeye başlarsa o kezbandır. Ya da baktığınız karşınızdaki kişi çomar. İşte şunu yapamazsın bunu yapamazsın diye dayatmaya başlarsa o kişi çomardır. Ondan da ayrılmak sizin sorumluluğunuzda. Güçlü olacaksınız ayrılacaksınız. Eğer ayrılmazsanız boyun eğerseniz o noktadan sonra başınıza gelecek zulümlerden kadın da olsanız erkek de olsanız başınıza gelecek zulümlerden siz sorumlusunuz. O yüzden diyorum ya bu sosyetik kavgalar hiç umurumda değil. Neden? İkisi de çünkü yani birbirine yakışıyor genelde. Ve bunu kimin söylediği doğru, kim haklı onu bile bilmeden söyleyebiliyorum. Neden? Çünkü mazlum taraf da haksız. Kendini ezdirtmeyeceksin. Bunu yapacak kişi sensin. Diyelim ki içkiliydi bilmem ne reis harbiden psikopat bir adam. Diğer taraftaki kadın birlikte olmayacaksın onunla. Ayrılacaksın. İlla kavga boyutuna gelmesini beklemeyeceksin işin. Şu olay çok balavra arkadaşlar hep bir taraf diyor ya ben bir şey yapmadım hep karşılar. Hayır ikiniz de yapıyorsunuz abi. İlişkiniz Pakistan vs Hindistan gibi mi olsun istiyorsunuz? Amerika vs Rusya gibi mi? Bu biraz da size bağlı. Ha bir de sosyal medya uzmanı ne demek lan?